Yine bir cinayet üzerinden gideceğiz. Aslında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü, hatırlayacaksınız. Münevver Karabulut cinayetinden bahsediyoruz. Sonrasında tutuklanan, katil olduğu öğrenilen Cem Garipoğlu cezaevinde tutukluyken intihar etti, yaşamına son verdi demişlerdi. Aile itiraz ediyordu. Sonrasında geçtiğimiz günlerde ailenin itirazı sonucu Cem Garipoğlu mezarından çıkarıldı. DNA uyuştu aileyle. Dediler ki evet, mezardaki kişi Cem Garipoğlu. Ama orada bir poşet bulunmuştu. Şimdi biz daha öncesinde emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba ile bu konuyu konuşmuştuk. O poşet her yerden gelmiş olabilirdi. Tabii ki akıllarda şüphe vardı ama içinde bir kan vardı. Şimdi bir gelişme var. Tekrar Kurtbaba'ya döneceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Serap Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. O poşeti birlikte konuşmuştuk. 30 santim boyunda bir poşet mezarda Cem Garipoğlu'nun cesedinin yanından, daha doğrusu artık üzerinden uzun zaman geçtiği için kemik kalıntılarının yanında bulundu. İddialar bu şekildeydi. İçinde bir kan bulundu ama poşetin içindeki kanın insana ait olmadığı belirlendi. Yani insan DNA'sıyla uyumlu, insan geniyle uyumlu değil denildi. UV ışık taraması, DNA izolasyon yöntemi ve renk reaktif testi yapılmış. Şimdi nasıl okumak lazım? Siz yıllarca hem bir emniyet mensubu olarak, hem bu konuda bir dedektif olarak, bu konuda uzman bir isim olarak çok fazla cinayete tanık oldunuz. Bunu ne anlamda yorumlamak lazım? Şimdi öncelikle şunu söylemek isteriz ki bu olayın içerisinde poşetle ilgili ben defalarca bunlara şahit olmuş bir insanım. Biz daha önceden cinayet büro olarak, yani 2000'li yıllara kadar adli tıp yeni yerine geçmeden önceki eski yerinde biz otopsilere doktorların izniyle kendi cinayetlerimizle ilgili giriyorduk. Kendi maktulümüz otopsi esnasındayken işte nasıl öldürülmüş, mermi neresinden veya delici kesici alet yarası neresinden bunlara girip kontrol edip notlarımızı alıp çıkıp ona göre cinayete çalışmaya başlıyorduk. Çünkü zaman kaybı olmasın diye. Şimdi bu tür şeylerde ben defalarca şahit olmuşumdur ki mesela kafa bölgesinde kafa açıldıktan sonraki o bölgedeki kanamalar kefende herhangi bir görüntü kirliliği oluşturmasın diye kafa bölgelerine torba sıkıca bağlarlardı. Yeter ki kan sızmasın veya iç organlarının çıkarıldıktan sonra tekrar bir poşetin içerisine koyup, cesedin içerisine koyup tekrar kapatılmasına defalarca şahidim. Ama insanlar tabii ki bu tür bir olayın nasıl gerçekleştiğini bilmedikleri için bununla ilgili kafalarında her zaman soru işaretleri olabilir, olacaktır da. Yani ben de bunu görmemiş olsam, Serap Hanım belki de siz de ilk defa diyorsunuz. Tabii. Yani görmeseniz siz de bununla ilgili bir algı yapamazsınız. Yani dersiniz ki ne alaka, yani bu torbanın burada olmuş olması. Ama şimdi böyle bir durumda ben muhtemelen eminim o poşetin de böyle bir amaç için kullanıldığından, kendim açısından konuşuyorum. Benim senaryomda uygun bir hareket. Çünkü defalarca gördük. Ama poşetin içerisindeki hayvana ait bir kan olduğu ve insan kanıyla uyuşmadığına dair bir açıklama geldi. Evet. Resmi bir açıklama mı onu tam olarak bilmiyorum. Ama resmi bir açıklamaysa, bakın insan cenazesi toprak altında kaldıktan sonra yaklaşık bu 2014'te bu çocuk vefat etti, kendini astı. 2024 ve 10 yıl, 10 yıl içerisinde bu mezarın içine değişik hayvanlar da giriyor. Yani olayı yumuşatmak açısından demiyorum. Yani bunlarla bağlantılı bir şey olma ihtimali de var. Ama şunu düşünemem ben. Yani bilmiyorum. Biri mezarı açacak, içerisine bu poşeti koyacak bir hayvan kemiği. Netice itibariyle bu kemiğin, pardon, bu poşetin bu olayın seyrinde bir değişiklik yapabilecek bir özelliği var mı? Bana göre yok. Ben biliyorum çünkü o poşetlerin ne işe yaradığını. Ama tabii ki olayın, ailenin, Münevver kızımızın ailesi bundan tedirgin olmuş olabilir. Rezzan Bey avukatları bununla ilgili biraz önce de söylediğim gibi böyle bir şey görmedikleri için sıkıntı duymuş olabilirler. Sonuna kadar haklılar. Bununla ilgili muhtemelen tekrar bir çalışma isteyeceklerdir.
Ama ben şunu da tavsiye ederim aslında. Adalet Bakanlığı çıkıp bununla ilgili bir açıklama yapması lazım. Biz bunu biliyoruz ama Adalet Bakanlığı'nın yapmış olacağı bir açıklama kafadaki soru işaretleri de ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Yani şimdi yapılan açıklamaya bakıldığında Karabulut ailesinin avukatı bir kez daha sonuçlara itiraz edileceğini söylemiş. Aslında DNA testinin, DNA incelemesinin de aslında yeterli olmadığını söylüyor bakıldığında. Evet, Cem Garipoğlu aileye hani bakıldığında ölçüldü, test yapıldı, DNA testi üzerinden gidildi ve denildi ki aileye ait, ailesi götürüldü Adli Tıp Kurumu'na. Evet. Buna rağmen hala bir itiraz yapacağız diyor. Sizin bütün bu süreci okuduğunuzda şurada bir şüphe gördüm dediğiniz bir durum var mı? Bakın şimdi, benim tek şüphelendiğim durum neydi biliyor musunuz? 2014, o dönemleri düşünün, ülkede bir terör örgütünün özellikle Adli Tıp üzerindeki etkilerini hep beraber biliyoruz. Bir sürü dosyaya etki ediyorlardı, Ergenekon olayları oldu, bilmem ne. Bunlarla ilgili o zaman kafamızda bir şüphe işareti mutlaka oldu. Acaba buna da böyle bir hareket yapmış olabilirler mi diye. Ama şahıs vefat ettikten sonra, kendini astıktan sonraki süreçte ben çok iyi takip etmiştim Serap Hanım. Mesela adli tıp otopsi işlemlerini bitirdikten sonra ölüm aynası yapılıyor ya. Önce ölüm aynasını yapıyor, daha sonra otopsiyi yapıyor. Otopsiyi yaptıktan sonra aile bireylerinden, Cem Garipoğlu'nun aile bireylerinden tek yapmadığı, hiç yapmadığı bir şey yaptı. Mesela DNA testi yaptı. Normal şartlarda kimliği belirlenmiş, Cumhuriyet Savcısı tarafından ölüm aynası yapılırken kimliği teşhis edilmiş bir şahsa adli tıp cenazeyi teslim ederken DNA testi yapmaz. Normal standartlarda böyledir. Ama bunda yarın öbür gün bir sorun oluşabileceği düşünüldüğünden dolayı DNA testi yaptılar. Çok iyi biliyorum. Yapıldı ve cenaze o şekilde teslim edildi. Aradan 10 yıl geçti ve kafalardaki bu soru işaretleri hep oldu. Benim de kafamda oldu, sizin de kafanızda oldu. Tabii, herkesin kafasında oldu. Özellikle otopsi sırasındaki görüntüler basına sızdıktan sonra bir şüphe uyandı insanlarda. Evet, şüphe uyandı ama süreci ise geriye doğru takip ettik biz. O neler yapıldı. Şimdi bu sürecin içerisine böyle bir hareket yapabilmeniz için 50 kişilik bir grubu sokmanız lazım. Cezaevinden başlayan bir durum, cezaevinde asıyor kendini, orada ayrı bir Cumhuriyet Savcısı, Büyükçekmece Büyük Savcısı gidiyor cezaevine, cezaevi savcısı var, oradan geliyor İstanbul Adli Tıpı'na, İstanbul Adli Tıpı'nda Bakırköy Savcısı geliyor. Bunun yanında kolluk var, jandarma var, gardiyanlar var. Bu kadar insanı bu olayın içine sokamazsınız. Ama olabilir miydi? Olabilirdi diye düşündük işte. Yani o terör örgütüyle alakalı hep kafamızda bir soru işareti vardı. Ben şunu demiştim size hatırlarsanız. Şayet Serap Hanım bu ceset değilse inanın mezarda biz ceset bulamayacağız demiştim. Evet. Şayet Cem Garipoğlu o değilse o ceset çıkmayacak orada. Evet. Ceset çıktıktan sonra ben oturacağını düşünmüştüm ve oturdu. Ama bu poşetin bu olayı değiştirmesinde veya bu poşetin içerisinde bulunan hayvan kanının bu olayı etkileyeceği bir durum var mı? Bana göre yok. Ama sürekli devam edecektir ve insanların kafasında bu soru işareti hep devam edecek. Peki Savaş Kurtbaba, çok teşekkür ederiz kıymetli değerlendirmeleriniz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın Kurtbaba'nın dediği gibi bir süre daha aile tabii ki itirazlarını sürdürecek gibi görünüyor. En azından açıklamaları bu yönde. Bir araya gidelim, devam edeceğiz.